Ablacığım. Hı. Senin neyin var böyle? Kaç gündür ağzını bıçak açmıyor. Amirime mi bozuksun yoksa hala? Yok ya, benim hiçbir şeyim yok. Ben zaten öyle çok konuşmam ki. Abla, ya bir şey olmuş anlat işte. Kadir abi de yok ortalıklarda. Yoksa kavga mı ettiniz? Yok ya. Ne kavga edeceğim ben elin adamıyla? Allah Allah. Yok öyle bir şey. Zaten şey rica etti. Bir misafirini ağırlayacağız burada. Ha. Öyle mi? Ne zaman? Bilmiyorum onu ben de. İşte bir zaman. Aha! Yakaladım seni. Ne oldu? Yatmamışsın. Ya bu saatte yatılır mı be? Aç mısın? Açım ya. Aç mı koydu seni gelin hanım? Sorma abla. Aç koydular beni. Dur. Abla vallahi çok acayip bir ortamdayım ya. Bir kere çocuk gezisi gibi. Her tarafında bebeler. Aa. Evet ya. Yok, bu evlilik bambaşka bir şeymiş ya. Yani bu işin var ya bak, bir direksiyon sınavı, bir de yazılı sınavı olacak. Bunun kursu falan olacak. Herkes ona gidecek. Öğrenecek dersini. Sonra nikah memurunun önüne böyle karşısına oturacaklar. Herkes önüne test kağıtları koyulacak. Sorular çözülecek bir saat. Hata yapan, beceremeyen, sınavı geçemeyen evlenemeyecek. Çok karmaşık iş diyorsun yani. Bildiğin gibi değil ya. Amirim, korkusma beni. Kork kızım, kork. Ben korktum. Bak yarın kitap alıyorum, defter alıyorum, kalem alıyorum, oturuyorum, çalışıyorum dersime ya. İlahi. Gelin gelin siz gelin. Evlenince ben sizi göreceğim. Geleceksiniz, ağlayarak geleceksiniz karşıma. Ya bunu deneme sürüşüne diye gönderdik. Hani bu işlere biraz alışsın diye. Ya iyice vahşi yapıp gönderdiler oğlanı ya. Allah Allah. Aşkım günaydın. Hazır mısın? Günaydın canım. Hazırım, geliyorum hemen. Emre, hoş geldin. Geç otur, bir şeyler atıştır, açsan. Ya yok abla ya, yedim geldim, sağ ol. İyi. Şu ev. Aa, Kadir abi geliyor. Yanında da bir hanım var. Münevver abla, bir misafir gelecek diyordun o galiba. Abla, ne oldu? Ha, yok bir şey. Ben geliyorum hemen. Buyursunlar. Ya sen bembeyaz oldun, iyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. Kadir Bey'in müstakbel eşi. Bizde kalacak, çocukları duymasın diye. İşte ablasının İzmir'den komşusu muymuş neymiş ama. İşte birbirleriyle anlaşırlarsa çocuklara da söyleyecekler. Sen niye kabul ediyorsun canım böyle bir şeyi? Duymasınlar şimdi. Bir bak bakalım kadın güzel miymiş. Münevver çok iyi kadın. Görünce çok sevecek. Abi hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba Emreciğim. Nasılsın? Sağ olun. Merhaba Münevver Hanım. Bak Serpil Hanım'ı getirdim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Çocuklar da şimdi çıkıyorlardı. Hadi siz de geç kalmayın işinize. Bunlar da yeni nişanlılar. Buyurun, buyurun. Ben Münevver. Rahatsızlık verdik abla. Ben de Serpil. Ay yok, ne rahatsızlığı canım. Ayrıca abla ne öyle? Dur ben size bir terlik vereyim hemen. Şöyle koyayım. Münevver abla, ben biraz daha kalayım mı? Hem sana yardım etmiş olurum. Ha yok yok, yardımlık bir şey yok. Siz çıkın, geç kalmayın işinize. Hadi sen bekletme Emre'yi, hadi. Ya ne oluyor ya? Alçak ya bu adam. Bu kadınla evlenecekmiş. Burada kalsın diye getirmiş. İnanabiliyor musun? Çocukları duymasın diye. Hadi ya. Ben Münevver ablayla aralarında bir şey olur diye düşünüyordum. Vay be. Sorma ya. Kadıncağızın ne umutları vardı. Ya Emre, ben gelmesem mi acaba? Yalnız bırakmasam mı? Yok be yavrum. Beni onu parçalar. Yani kadın akşama çıkamaz. Gelsin. Hadi. Nasıl?
pek hoş. Pek hanım maşallah. Hayırlısı olsun. Değil mi? Ya Münevver ne düşündüm biliyor musun? Ben şimdi alayım bir boğaza inelim diyorum. Hani seninle bir balıkçıya gitmiştik ya. Oraya gidelim bir balık yeriz. Oradan vapurla karşıya geçelim. İşte Karaköy, Eminönü, Köprü falan oraları da görsün. Tabii tabii görsün. He? Çok iyi olur, çok iyi olur. Ya bak Kadir Bey sizin için ne kadar güzel bir plan yapmış. Artık güzelce bir gezersiniz İstanbul'u. Yok, gezmeye lüzum yok Kadir Bey. Oturuyoruz ablamla ne güzel. Eviniz de pek güzelmiş maşallah. Aa, sağ ol canım benim, sağ ol. Kendinizin mi abla? Evet, çok şükür kendimizin. Tek mi yaşıyorsun? Beyin yok mu? Yok. Bir erkek kardeşim var. Ha bu gidenler. Aa yok, onlar nişanlılar. Kardeşimin en yakın arkadaşı. Başkomiser kendisi. Kız da polis. Bunlar birbirlerini sevdiler. Kız da kendi evinden bize böyle kaçtı gibi oldu. Burada kalıyor şimdi. Hayırlısıyla evlendireceğiz. Maşallah maşallah. Evet. Ben biraz dışarı çıkacağım müsaadenizle. Biz de çıkacağız zaten birazdan. Bir boğaza iner balık yeriz ha Serpil Hanım, ne dersin? Yok yok, masrafa hiç gerek yok Kadir Bey. Oturuyoruz ablamla işte. Ha tabii. Yorulduysa Serpil, dün gece o kadar yol yaptınız değil mi? Bak, şu oda senin. Rahat rahat yerleş. Kardeşim zaten burada kalmıyor şu anda. Fulya da kanepede yatıyor. Dolapta da ne isterseniz var. Çıkarır yersiniz. Tamam mı? Ya Serpil Hanım, kalktın ta İzmirlerden buraya geldin. Bir İstanbul'u gezdireyim sana. Yani evde oturmaya mı geldin ya? Görmediğimiz yer değil Kadir Bey. Hem trafik de sıkıntı şimdi. Senin canın ne istiyorsa al gel. Ben pişiririm. Hem dışarının yemeği de yenmez. Çıkarsanız da kapıyı çekersiniz. Oldu mu? Hadi bakalım hemşire. Çok memnun oldum tekrardan. Çok kalacaksın mı abla? Aa, yok yok kalmam. Dönerim hemen. Hadi bakalım. Beter ol Kadir inşallah. Bir ömür kapıdan burnunu çıkaramadan bununla çürür gidersin inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Buyurun bacım. Ne o ya? Randevu pek iyi geçmemiş galiba. Şişt, her şey çok garip görünüyor. Münevver abla nerede? Abla, adam horul horluyor ya. Sen ne yaptın buna? Çayına ilaç mı attın ya? Sus be terbiyesiz. Nasıl uyumuş bu böyle ya? Geldin mi abla? İşin bayağı uzun sürdü. Ha geldim, geldim. Ay yok ya, kusura bakmayın. Ay nasıl uyumuşum ya? Ben de azıcık kestirdim. Yemek hazır. Hadi buyurun. Siz hiç dışarı çıkmadınız mı? Yok, çıkmadık. Serpil Hanım pek sokağa çıkmayı sevmiyor. Yani tabii yorulduysa Serpil. Ya neler zahmet etmişsin böyle. Bak ne güzel yemekler yapmış, gördün mü? Kadir Bey bütün gün uyudu. Ben de biraz iş yapayım dedim. Tabii. Sohbet tatlı olunca. Ya benim iştahım kesildi ben. Ben yemeyeyim. Müsaadenizi isteyeyim. En iyisi gideyim ben. Şimdi ablam da oğlandan dönmüştür. Biraz da onunla sohbet edeyim. Ben sizi geçireyim Kadir Bey. Siz zahmet etmeyin. Yarın sabah beni siz bırakırsınız değil mi otobüse?
Ha bırakırım, bırakırım. Ben sabah erkenden gelirim, hiç merak etmeyin. Hadi sağlıcakla, afiyet olsun. Sağlıcakla. Hadi oturalım bari. Görüşmeniz pek iyi gitmedi galiba. Yani. İyi ama Serpil'cim yani bir insanı öyle hemen bir günde tanıyamazsın. Biraz zaman lazım. Biraz dışarı falan çıksaydın adamdan ya. Yani çok sever öyle gezsin, tozsun. Ben evde oturmayı severim abla. Hem gök gözlü adam iyi değildir derler. Ne derler? Ya mavi gözlüye mi öyle derler? Evet, iyi değildir derler. Yani bilseydim gelmezdim ben bunca yolu. Enteresan. Aa, fırında börek vardı. Ben hemen onu da alayım geleyim. Her şey eskiye döndü işte. Olmamış bu iş belli. Geçti artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.